Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle, yine dop dolu bir beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlayalım dilerseniz. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de düzenlediği iki ayrı operasyonla PKK-YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'le 4 teröristi silahlı insansız hava aracı SİHA'larla etkisiz hale getirdi. Geçmişte Tunceli kırsalında saldırılar planlayan terörist Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı döneminde ise örgütün Tel Abyad sorumlusu olarak güvenlik güçlerine karşı teröristleri organize edip o saldırılarında talimatını veriyordu efendim. Terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran MIT'in hedefinde bu kez gri kategoride yer alan terörist vardı. Suriye'ye iki nokta operasyon yapıldı. PKK'nın sözde Fırat bölge sorumlusu Roşat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz, Ayn el Arab, Ayn İsa, Sırrin, Münbiç, Tapka ve Rakka bölgelerinde faaliyet yürütüyordu. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı onun peşine düştü. Gürbüz ve koruması silahlı insansız hava aracıyla tam isabet vurularak etkisiz hale getirildi. Ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı. Aynı İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan teröristlere yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi. Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacağı öğrenilen 3 terörist öldürüldü. 2 Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi. Hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Mehmet Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren isimdi. Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki yeni baş jandarma karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer almıştı. 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.